Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator girişimi olarak Medyaskop'la ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Fukushima'nın 10. yılında Fukushima'yı konuşuyoruz. Bugün 11 Mart 2021, tam bu felaketin üzerinden tam 10 yıl geçti. 11 Mart 2011'de Japonya'nın Fukushima eyaletinde meydana gelen depremin ve tsunami'nin ardından Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nin 3 reaktöründe bir patlama meydana geldi. Ve on binlerce kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralandı, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve bu büyük felaketin üzerinden 10 yıl geçti. Nereden nereye geldik? Biraz bunları konuşmak istiyoruz. Bugünkü durum nedir? Biraz bunu tartışmak istiyoruz. Bu meseleyle de birlikte nükleer enerjiyi de tartışmak istiyoruz. Denildiği gibi, söylenildiği gibi nükleer enerji iklim krizine bir çözüm olabilir mi? Bu meseleyi de masaya yatırmak istiyoruz. Biz bütün bunları konuşmaya başladığımız, bu konuşmaya karar verdiğimiz zamanda aslında dün 10 Mart'ta yeni bir Türkiye içerisinde yeni bir gelişme de yaşandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. ünitesinin de temel atma törenini gerçekleştirdi Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in de katılımıyla ile birlikte bunları da değerlendirmek istiyoruz. Türkiye'deki nükleer durumunu meselesinde tartışmak istiyoruz konuklarımla birlikte. Şimdi size hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Pınar Demircan, hoş geldiniz. Kendisi bağımsız araştırmacı ve gazeteci. Bu konu üzerine de uzun yıllardır çalışıyor. Ümit Şahin, hoş geldiniz siz de. İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü ve aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için ikiniz de. Şimdi Pınar Hanım'la başlamak istiyorum. Aslında son derece teknik bir konuyu konuşuyoruz. Ama bir o kadar da toplumsal bir sorun üzerine. Siz çok uzun senelerdir aslında çalışıyorsunuz. Hem bir gazeteci olarak hem de aynı zamanda bir akademisyen olarak doktora tezinizi de bunun üzerine yapıyorsunuz. Japonca da bilmenizin etkisiyle sizden aslında birazcık dinlemek istiyoruz. Fukushima'da neler oldu 11 Mart 2011'de ve bundan sonra bugüne geldiğimizde ne gibi farklılıklar, değişiklikler görüyoruz? Ne kadar bu radyoaktif temizlik yapılabildi? Size sözü bırakıyorum. Evet, teşekkür ediyorum öncelikle. Hakikaten de 11 Mart 2011 yılında meydana gelmiş olan bu nükleer felaketin 10. yılında hani bu programı yapıyor olmamız bence kıymetli. Çünkü Çernobil nükleer felaketinin başladığı işte o 25 yıl sonrasında yaşandı bu nükleer felaket, Fukushima nükleer felaketi ve aslında hani bir kez daha bize nükleer santrallerin hiç de öyle sanıldığı gibi güvenli, ucuz ya da hani verimli enerji kaynağı, kesintisiz enerji kaynağı olmadığını hani ortaya koydu. Çernobil nükleer felaketi de 7 derecede, 7 tehlike derecesinde bir felaket ve bugün hala devam ediyor. Aynı şekilde 10. yılında Fukushima nükleer felaketi de devam ediyor. Bu bağlamda nükleer felaketlerin zaman ve hani mekanla sınırlı olmadığını, ülke sınırlarını da aştığını ve hatta kendi ülkemizde de hani fazlasıyla tecrübe ettiğimiz gibi 10 yıllar içerisinde, 86 yılını izleyen 10 yıllar içerisinde hani risklerinin mütemadiyen hani bir de üzerine bu siyasi yetkililerin yaklaşımı ve hani sistemin içerisinde ele alış şekilleriyle çok daha fazla riskli bir hale getirildiğini görüyoruz. Şimdi bu bağlamda Fukushima nükleer felaketi hani bize bir kez daha bu Çernobil hafızasını hani canlandıran bir etken rolü oynuyor. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, tüm dünya için geçerli. Çünkü hani bu Fukushima kontrol altında söylemi Çernobil'den sonra da kullanıldı her ülkenin kendi siyasi iktidarları tarafından. Şimdi Fukushima'da da konuya hani girecek olursam Fukushima kontrol altında söylemi çok yaygın şekilde kullanılıyor.
kontrol altında deme ihtiyacı aslında meselenin kontrolsüzlüğünden ileri geliyor. Çünkü hani bu o kadar hani göze görünmeyen, aynı zamanda sistemin göze görünmezliği pekiştirmesiyle de daha tehlikeli boyuta gelen süreci pek çok aşamada görüyoruz, yaşıyoruz. Şimdi burada nükleer felaketin bize çok önemli şeyler söylediğini birazdan size aktarmaya çalışacağım. Bunu yaparken de başvuracağım kaynaklar genelde hani bilimsel kaynakları izliyorum. Çünkü sizin de hani tanıtımda söylediğiniz gibi hakikaten bu teknolojik bir mesele gibi duruyor. Fakat aslında çok toplumsal, demokrasi mekanizmalarıyla çok ilişkili. Yani toplumun kendi inisiyatifini çok da kolay hani kullanamadığı bir alan olarak karşımızda duruyor ve benim de hani bir bu konuda yazmaya başlamamla birlikte kamusal alanda meseleyi ele alışım bilimsel verilere dayanmak zorunda. O nedenle hani başvurduğum kaynakları söyleyecek olursam uluslararası nükleer silah ve santralleri karşı hekimler, FOIA diye bilinen Friends of Earth Japan, Greenpeace raporları yine bu konuda hani güvenilir bilgi kaynağı olan araştırmalar, bilimsel akademik yayınlar. Şunun da altını çizmem gerekir. Bilimsel akademik yayınlar nükleer karşıtı alanda çok karşımıza maalesef çıkamıyor. Bunları biraz hani güvenilir kaynaklardan araştırmak icap ediyor. Çünkü nükleer endüstrinin çok ciddi bir ağı var ve nükleer enerji santralleri böyle hükümetlerin kontrolünde dünya genelinde yaygınlaştırılmaya çalışılırken bunun propagandası da elbette ki bir şekilde finansal kaynaklardan besleniyor. O nedenle yapılan bilimsel, tırnak içi de söyleyeyim bunu, bilimsel araştırmalarda genel olarak nükleer yanlısı, nükleer enerjiyi savunan ya da onun bağlantılı olduğu diğer süreçleri savunan ve destekleyen pozisyonda. Çünkü onlar da akademik yayınları arkalarına alıyorlar. Yani işte şu yayında belirtildiği gibi, yani bir atıf yaparak. O nedenle ben de güvenilir kaynak arayışı içerisinde bu yaydığım, bahsettiğim kurumları tercih ediyorum, kullanıyorum. Ve hani böyle bir alan var gerçekten. Yani bizim bize özel, yani nükleer enerjiyi toplumsal anlamda gerçekleriyle konuşma ihtiyacına inanan araştırmacılara özel alanlardan beslenmemiz gerekiyor. O nedenle de burada kullanacağım verilerin arka planı bu şekilde olacak. Ayrıca şunu da ilave edeyim. Kendi gözlem deneyimlerim de var elbette. Hani Fukushima nükleer sahasına tabii ki gitmedim ama hani o bölgeye hani 20-30 kilometre mesafedeki yerleri kendim de çıplak gözle yani hani bizzat görme imkanına sahip oldum, hissettim. Ve de bunu aktarma gayesiyle de Yeşil Gazete'de işte bugün yani bir iki yıldır sivil sayfalarda da hani bu mecralarda, Biyanet'te vesairede de yazmaya çalıştım. Ayrıca kendimle bir bilimsel araştırma yapma imkanı buldum enerji dönüşümü konusunda. Fukushima nükleer felaketinin bize ne söylediğini değinecek olursam ilk olarak bir kere doğal afetlerin nasıl nükleer felaketlere neden olabileceği konusunu hani bizim önümüze getirmiş olması çok önemli. Yani Çernobil nükleer felaketinden bir farkı mesela hani bu olarak değerlendirilebilir. Çünkü yine nükleer endüstrinin de kullandığı argüman içerisinde örneğin tsunami ibaresini görürsün. Yani tsunami'yi öne çıkartırlar. Hani kaza oldu, tsunami nedeniyle oldu. Burada biraz üzerinde duruyorum. Çünkü tsunami de doğal bir afet. Elbette ki depremin tetiklediği bir afet. Fakat
Fukushima nükleer felaketi esasen deprem nedeniyle meydana gelmiştir. Çünkü 9 büyüklüğünde bir deprem yaşanıyor ve ardından nükleer santrallerin, reaktörlerin tam erime sürecine geçmiş olabileceği öğreniyor. Yani tam erime süreci başlamasa bile bir arızanın, çünkü kapanıyor reaktörler ve soğutulması gerekiyor. Bu noktada jeneratörler devreye giriyor. Fakat aşırı ısındığı için reaktörler, jeneratörler de yetmiyor. Nitekim tsunami geldiği zaman, bir saat sonra tsunami geldiği zaman da tam erime başlıyor. Tabii ne zaman geldi bu meydana? 11 Mart'ta deprem oluştu, meydana geldi, tsunami oluştu. Bunun üzerine 12 Mart'ta birinci reaktörde bir patlama oldu. Bunu izleyen işte saatlerde tam erimeye doğru giden bir yol var tabii. Sonra üçüncü reaktörde bir patlama oldu. Orada da açığa çıkan fakat daha farklı gazlardı ve bunun etkisi de bugün Fukushima coğrafyasında, tabii ki dünyayı da etkiliyor, ancak Fukushima coğrafyasında çok yoğun, hani plütonyum parçacıklarının tespit edilmiş olmasında görüyoruz. Ayrıca ikinci reaktörde bir patlama olmadı fakat orada da tam erime oldu. Yani karşımızda 3 tam erimenin yaşandığı bir felaket var. Ancak deprem konusunun altını çizmek istiyorum. Hatta benim burada bir görselim olacak depremle ilgili. Fay hatları boyunca hani kırmızı noktalarla gösterilmiş olarak karşınızda duruyor harita. Nükleer santraller ise siyah noktalarla gösteriliyor. Bu yani fay hatları üzerinde ne kadar yoğunlukta hani nükleer santral olduğunu görebilirsiniz. Fukushima nükleer felaketi eğer hani dediğim gibi deprem açısından ele alacak olursak, 7 şiddetindeki 7 büyüklüğündeki deprem açısından ele alacak olursak, nükleer santraller için bütün dünyada tehlike kaynağı demektir. Ülkemizde bir fay hattının yoğun olduğu, sismik risklerin yüksek olduğu bir coğrafya. O nedenle hani Türkiye'deki nükleer santralleri de bu açıdan, santral projeleri diyelim, bu açıdan oldukça mühim. Tabii depremin bu şekilde hani tehdit oluşturması hani baskılanıyor diyelim. Fakat hani tsunami'nin de olmayacağı bir coğrafya değil burası. Akdeniz'de milattan önce yaşanmış, meydana gelmiş tsunamilerde. Öte yandan burada Fukushima nükleer felaketinin santrali ne hale getirdiği de çok önemli. Bir görselimiz daha var, onu da ben rica edebilirim. Gördüğünüz gibi 3 tam erimenin beyderbeyi meydana geldiği bu reaktörlerde havalandırma kulelerini görüyorsunuz, ayakta duruyorlar bu resimde. Fakat hani bunlar çok yüksek radyoaktivite barındırdığı için geçen sene ikiye kesilerek, tabii uzaktan robotik uygulamalarla ikiye kesilerek indirildi aşağıya. Neden diyeceksiniz? Hani iklim risklerinde de değinirim buna. Fakat çok yüksek radyoaktivite barındırdığı için tabii bunun devrilmesi, başka şiddetli hava olaylarının meydana gelmesi aşamasında devrilmesi vesaire gibi hani riskler söz konusu olacaktı. Bizim tüm bu süreçte göreceğimiz bir gerçek, neoliberal kapitalist sistemin nasıl da hani bu var olan riskleri büyüttüğü yönünde. Çünkü sahada yapılan çalışmalardan tutun da alınan ve alınmayan önlemler hep bir şekilde bu sistemin kendi özelliklerini içinde taşıyor, barındırıyor. Ondan ari durmuyor. Bu bizim için mesela su radyoaktif su konusunda da hani karşımızda duruyor. Neden dersiniz? İşte bu 3 reaktörde tam erime meydana gelse de
yani reaktörler hali hazırda yerinde durmuyor dahi olsa diyeyim bir başka açıdan. Bu reaktörlerin soğutulmaya devam edilmesi gerekiyor. Soğutulması için de bu sistem bir şekilde soğutma suyu sağlanıyor. Hani felaket sürecin felaket meydan yani şu anda da felaket ancak hani kaza meydana geldiğinde diyeyim. Hani o ilk yaşanan acil durumu kastederek. O zaman müdahaleler olmuştu. Deniz suyu da kullanılmıştı soğutma için. Fakat hani şimdi başka bir sorun var önümüzde. Su yeraltı suyuna da hani karıştığı bir süre. Sonra buzdan duvar yaparak 400 milyon dolar civarında bir maliyetle bir buzdan duvar yaparak buradan soğutma suyunun denize karışmasına yani yeraltı suyuna ve denize karışmasına önlemeye çalıştılar. Bu 300 ton civarında bir miktar tutulmaya çalışıldı buzdan duvarla. Üstelik de hani uzunca bir süre gerektirdi bu operasyonlar üzerinde çalışılması gerekti. Yani bu 300 ton su denize aktı demek istiyorum. Buzdan duvar 2 sene önce tamamlandığında da 100 ton su civarında akmaya başladı. Ancak bu su biriktiriliyor hala. Tanklar göreceksiniz. Bizim su tankları vardı. Radyoaktif su tankları. O görseli de rica edeceğim. Bu su tankları silo da diyebiliriz. Ben genelde silo ifadesini kullanıyorum ama bu suların miktarı 1 milyon 200 ton civarında ve içerisinde radyoaktif izotoplar barındırıyor. Güya bir arıtma sistemi var, Alps denen. Ancak hani tam olarak bu arıtmanın da çalıştığı söylenemez. Stronsiyum 200 stronsiyum ve işte iot 131, sezyum gibi, tritiyum gibi yarılanma ömrü 13 yıl olan tritiyum gibi farklı yarılanma ömürlerine sahip diğer radyoaktif izotoplar gibi tehlikeli izotoplar barındırıyor ve denize boşaltılmak isteniyor. İşte neoliberal kapitalist sistemin bir diğer hani versiyonunu görüyoruz burada. Onun sonuçlarından birinin versiyonu. Çünkü yerde pardon araya girip bir şey sorabilir miyim? Burada yapmak istediğim şey buradaki suları arıtarak ondan sonra tekrar denize mi vermek amaçlı? Bir arıtma sistemi tam olarak çalışmadığı için hani bir bakıma tutuyorlar şu anda bu suları. Ancak yani onun çalıştığı iddia ediliyor. Ancak çalışsa dahi tritiyum izotopunun arıtılması mümkün değil. Çünkü hidrojen izotopu ve denize boşaltılacak bu su. Tritiyum denize karıştığında da yani ekosistemi biz bir şekilde radyoaktif kirliliğe bulamış olacağız ki şimdiye kadar yapılmadığı da hani söylenemez. Normalde de nükleer santrallerin bu soğutma sularını denize verdikleri, tritiyum içeren soğutma sularını denize verdikleri bilinen bir gerçek açıkçası. O nedenle hani bu açıdan da bir problem teşkil ediyor. Felaket sırasında meydana gelen işte rüzgarla işte bu radyoaktif yani ortaya çıkan o radyoaktif kirliliğin rüzgarla yayılması, işte bu felaketin mesela acil durum emniyet alanı 3 kilometre yarı çaplı alan olarak hani belirlenmiş önceden. Bunu işte acil durum nedeniyle 10 kilometreye kadar çıkarıyorlar. Daha sonra biraz önce bahsettiğim gibi bu rüzgar nedeniyle radyoaktivitenin yayılımını kontrol edemedikleri için aslında 20 kilometre hatta 40 kilometre mesafe Namiye diye bir yer var, bir ilçe. Çünkü 13 kadar belediyesi var yani ilçesi var Fukushima bir eyalet. Felakette bu eyaletin Fukushima ilçesinde meydana geliyor ama hani bunun da kendi belediyeleri var öyle söyleyeyim. Ve burada da işte iyot haplarının dağıtılması atlanıyor ve insanların atlanıyor derken aslında belediyeler bunlara sahip. Fakat verilmesinde inisiyatif kullanmıyorlar. Yani bu nükleer felaket öyle bir panik hali ki kontrol dışı kalıyor. Hani Fukushima kontrol altındanın hani başından itibaren aslında hiç de mümkün olmadığını biz burada görüyoruz.
Tahliyeler de 10 kilometre yarıçaplı alanda gerçekleştiriliyor sadece. Ama 20 kilometre mesafedeki insanlar da etkileniyorlar. Alınmayan önlemler çok fazla yani. İnsan hayatı ciddi anlamda gözden çıkarılmış. Sadece insan hayatı da dememek lazım. Bütün canlı yaşamı elbette ki. Zaten insanlar Çernobil serisi filminde de görülmüştür. Hani insanlar kendi hayvanlarını öldürmek zorunda kaldılar yine Fukushima'da da. Ya da hani terk etmek zorunda kaldılar bu tür olaylar yaşandı. Evet. Aslında hala etkilerini de görüyoruz biz Fukushima'da. Aslında biraz bunları da sizinle konuşmak istiyorum. Ama belki biraz ara verebilir, Ümit Bey'e dönebiliriz burada. Ondan sonra tekrar sizinle devam edebiliriz. Çünkü şu anda hala bu felaket oldu ama felaketin de devam ettiğine dair bir sürü elimizde bilgi var. Belki bunlar üzerinden konuşabiliriz. Orada ne kadar bunun üzerinden bu sorumluluk alındı ve temizlik gerçekleşebildi. Biraz belki bunları da konuşabiliriz sizinle birazdan. Tamam. Ümit Bey'e de tekrar bir dönmek istiyorum bu arada. Şimdi bu aslında bütün bu felaketten bahsettik, ne kadar sakıncaları olduğundan bahsettik. Ama nükleer bir yandan bakıldığında da birçok kişi tarafından da iklim krizine karşı bir çözüm olarak sunuluyor. Bunun hakkındaki değerlendirmelerinizi alabilir miyim sizden? Çok teşekkür ederim. Ya ben önce Fukushima felaketinin tam 10. yılındayız bugün. Dolayısıyla öncelikle hani orada hem deprem ve tsunami nedeniyle hem de nükleer felaket nedeniyle hayatını kaybeden insanları, evsiz kalan insanları, hastalanan insanları bir anarak bir tür saygı duruşuyla başlamak isterim. Çünkü hep konuyu enerji politikaları bağlamında falan konuşuyoruz, ekonomi bağlamında konuşuyoruz ama Pınar'ın da anlattığı gibi felaket çok büyük insani acılara neden oldu. Hem doğal yaşamı etkiledi hem insan toplumlarını etkiledi. Dolayısıyla hani bunun bir insani kriz olduğunu unutmadan her zaman nükleer meselesini konuşmak lazım. O açıdan da hani 10. yılda bunu bir anma programı olarak da belki değerlendirmek lazım. Şimdi dediğiniz gibi nükleer enerji iklim krizine karşı da bir alternatif gibi savunulmaya çalışılıyor yıllardır. Bunun aslında çok temel bir nedeni var. Biraz sonra onu biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Nükleer endüstri, nükleer enerji üretimiyle ilgili bütün sektör bütünüyle ciddi bir krizde dünyada. Çünkü bu kriz 1986'da Çernobil kazasıyla başladı. Fukushima ile daha da derinleşti ve sadece kazalar ve atık sorunu, çözülemeyen atık sorunu nedeniyle değil, aynı zamanda nükleer enerjinin çok pahalı hale gelmesi, aşırı pahalı hale gelmesi nedeniyle de artık bir tür çöküşe doğru gidiyor nükleer enerji. O yüzden nükleer endüstri iklim krizini bir tür can simidi olarak kullanmaya karar verdi. Bundan işte yaklaşık 10-15 yıl önce gayet bilinçli bir şekilde nükleer rönesans söylemiyle böyle bir kampanya başlatıldı. Hatta iklim müzakerelerinde nükleer enerjiyi alternatif olarak, fosil yakıtlara alternatif olarak müzakerelerde resmi belgelerde yer alması için büyük çaba gösterdi nükleer endüstri ve lobiler. Ama bunu başaramadılar. Yani şu anda ne Paris Anlaşması'nda ne iklim değişikliği ile ilgili herhangi başka bir resmi kanalda nükleer enerji bir alternatif olarak, bir çözüm olarak gösterilmiyor. Ama nükleer enerjinin operasyon sırasında, yani reaktörün işlemesi sırasında bir sera gazı salımı yapmaması bir tür karbonsuz enerji olarak gösterilmesine neden oluyor ki bunu nükleer lobi de yapmıyor sadece. Örneğin Uluslararası Enerji Ajansı da yapıyor. Uluslararası Enerji Ajansı da karbonsuz kabul ederek bir alternatif olarak ortaya sunuyor. Ama bunun doğru olmadığını çok net rakamlarla ve şu anki nükleer enerjinin dünyadaki durumuna bakarak görebiliriz. Birincisi bir kere tamamen karbonsuz bir enerji üretim biçimi değil. Çünkü karbon emisyonlarını yani iklim krizine neden olan, iklim değişikliğine neden olan karbon emisyonlarını sadece bir enerji üretim biçiminin operasyonu sırasında değil, bütün bir yaşam döngüsü boyunca yani işte
uranyumun çıkartılmasından bunun işlenmesine, işte zenginleştirilmesine, taşınmasına vesaire kadar bütün yakıt döngüsü için. Ama artı sadece yakıt da değil, aynı zamanda nükleer santrallerin çok uzun süren ve çok pahalı olan inşaatları sırasında yapılan emisyonları falan hepsini, yaşam döngüsü emisyonları deniyor. Bütün hepsini dahil ettiğinizde aslında fosil yakıtlara göre tabii çok az olsa da yenilenebilir enerji kaynaklarına göre çok yüksek emisyonu var, karbon emisyonu var. Ama yine de karbonsuz olduğunu varsaysanız bile, yani doğru olmamakla birlikte olsaydı bile, iklim değişikliğinin aciliyeti karşısında, iklim değişikliğinin ne kadar acil bir sorun olduğunu, ne kadar hızlı bir şekilde önlem alınması gerektiğini düşünürseniz, yani karbonsuzlaşmanın, fosil yakıtlardan çıkmanın 2050'ye kadar tamamlanması, önümüzdeki 30 yıl içinde tamamlanması gerektiğini düşündüğünüzde, nükleer enerji buna cevap olabilecek kapasitede değil. Neden değil? Bunun temelde iki nedeni var. Birincisi çok pahalı, ikincisi de yapım süresi çok uzun. Yani biraz sonra göstereceğim bir iki şekil, yapım süreleri iddia edilenin genelde 2-3 katına çıkıyor. 10 yıl civarında bir reaktörün, 1000 megawattlık bir reaktör yaklaşık 10 yıl sürüyor en az. Dolayısıyla bu söylem aslında içi dolu bir söylem değil. Bir de nükleeri bu kadar gündemde tutmak, nükleer endüstrinin kendini kurtarmak için, açıkçası bunu net olarak söylemek lazım, iklim değişikliğinde kullanarak kendini gündemde tutması, yenilenebilir enerjiye geçişin, enerji dönüşümünün önünde bir engel oluşturuyor. Doğal bir engel haline geliyor. Çünkü hala oraya yatırım yapılıyor, hala oraya araştırma fonları ayrılıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla söylemsel açıdan bile ciddi bir şeyi var. Şimdi özellikle 2050'ye kadar nükleer enerjinin arttırılmasının ve iklim krizi için bir çözüm olması olacak düzeye gelmesinin imkansız olduğunu pek çok araştırma bugüne kadar ortaya koydu. Ama onları söylemeden önce birkaç grafik var. Onları göstererek nükleer enerjinin aslında çöküş aşamasında olduğunu, bitiş döneminde olduğunu ben anlatmak isterim biraz. Birkaç slaytımız vardı. Onları gösterebilirsek şu anda nükleer enerjinin durumunu daha net olarak anlayabiliriz. Şimdi bu dünyadaki reaktör sayısı şu anda 414 reaktör var, 50 tane yapım halinde reaktör var, işte 93 tane de yapımı başlamış ama terk edilmiş reaktör var. 28 reaktör durdurulmuş durumda, bu pause işaretini görüyorsunuz. Bunlar Japonya'da Fukushima sonrası kapatılan, bir daha da açılamayan 10 yıldır reaktörler, 192 tane de kapatılmış var. Yani şu anda dünyada toplam sadece 414 tane reaktör var. Bu ne demek? Bir sonraki şekle geçersek bunun ne demek olduğunu çok net görebiliriz. Bunun toplam, bu 414 reaktörün dünyanın toplam elektrik üretimindeki payı sadece %10. Ama bu elektrik üretimi. Bir sonrakine geçersek, elektrik üretimi olarak da bakmayıp sadece, ya bütün enerji sistemine bakarsanız, dünyadaki bütün enerji tüketimindeki nükleer enerjinin payına bakarsanız %2.2. Yani aslında çok marjinal ve giderek de marjinalleşen bir enerji yönteminden, teknolojisinden bahsediyoruz. Bir sonraki grafiğe bakalım. Nükleer enerji %10 dedik şu anda. En fazla 1996'da %17,5'a kadar çıkmıştı payı. Olabildiği en yüksek nokta oydu. Ondan sonra hızlı bir şekilde, kırmızı çizgiyi görüyorsunuz, düştü. Son yıllarda, son 5-6 yılda sağda görüyorsunuz, sarıyla görünenler Çin'de yapılan reaktörler. Reaktör sayısında biraz artış olmasının tek nedeni Çin'de yapılan reaktörlerdir. Çin dışında bir yerde aslında şu anda az sayıda inşaat var, Türkiye'de de olduğu gibi. Ama yani nükleer gücün asıl ülkeleri olan Amerika Birleşik Devletleri gibi, Fransa gibi ülkelerde, Japonya'da falan artık yeni nükleer santral yapılmıyor. Bir sonrakine görebilirsek galiba onu daha net göstereceğiz. Yapım halindeki reaktör sayısının ne kadar düştüğünü gösteriyor. Yani 1990 gibi yapım halindeki reaktör sayısı en fazlaymış ama bunların ciddi biçimi Çernobil'den sonra o turuncu görünenler terk edilen, yapılmayan şeyler, inşaatlar. Daha sonra işte son 10 yılda dediğim gibi Çin nedeniyle birazcık artış gösterdi. Hindistan'da da yeni
yapım çabaları var ama Hindistan büyük ölçüde mali nedenlerle bitiremiyor reaktörlerinin büyük bir kısmını. Bir sonraki slayta geçersek, dünyadaki genel durumu görüyorsunuz. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela 94 tane işleyen reaktör var. Toplam elektrik üretiminin %20'si nükleerden hala sağlanıyor. Ama sadece 2 tane yeni inşaat var. Onlar da çok uzun yıllardır bitmeyen inşaatlar, ya da galiba bir tanesi yeni başladı ama ne zaman bunların biteceği belli değil. Fransa'da aynı şekilde bir tane Flamanville var. Yılan hikayesine dönen, çok uzun yıllardır bitmeyen ve hızlı bir şekilde, yani Fransa en fazla nükleere bağımlı ülke biliyorsunuz ama onun da payı hızlı bir şekilde düşüyor ve yenilenebilire geçiyor. Rusya'da bile şu anda yapımı süren sadece 2 tane reaktör var. İşte en fazla yapım Çin'de, birkaç tane de Hindistan'da var ama dediğim gibi Hindistan bunları bitirebilecek mi şüpheli. Bir sonraki slayta geçersek, yani nükleer enerjinin durumu genel anlamda burada gösterilen şey yapılan, yani açılan reaktörlerle kapanan reaktörler arasındaki denge. Görüyorsunuz ki son yıllarda 1990 sonrasında neredeyse bazı yıllarda kapanan reaktörler açılanlardan daha fazla. Dolayısıyla artık aslında nükleer endüstri kapanan reaktörlerin yerine yenisini bile koyabilecek güçte değil. Çünkü hiçbir ülke çok pahalı olduğu için, çok riskli olduğu için bu işe girmiyor. Bir sonraki slayta geçebilirsek. Şimdi bunu göstermenin en kolay yolu reaktörün yaşı. Şimdi bir reaktör yaptığınız zaman bu nükleer reaktör sonsuza kadar yaşamıyor tabii. Bir reaktörün ortalama yaşı, kabul edilen yaşı 40 yıldır. Yani 40 yıl sonra reaktörün kapatılması gerekir. Avrupa'da hep böyle olmuştur. Sadece Amerika'da biraz uzatma, lisans uzatmalar kabul edildi ve maksimum 60 yıla kadar lisans uzatma verildi. Ama ortalama baktığınız zaman şu anda 400 küsur reaktörün ortalama yaşı 30 yıl. Yani aslında toplama baktığınızda 10 yıllık bir ömrü kalmış mevcut nükleer filonun. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl içerisinde, bir sonraki şeye de bakalım, slayta da bakalım. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde mevcut reaktörler o kadar büyük bir hızla kapanacak ki zaten nükleerin şu anda %10 olan payı daha da düşecek. Bir sonrakine bakalım. Yine aynı konuyla ilgili bir slide olması lazımdı. Bu şeyin en büyük 5 nükleer ülkenin ve kesikli çizgide de dünyayı görüyorsunuz. Yaşlarının ne kadar hızlı arttığını, yaşlandığını gösteriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama reaktör yaşı 40 mesela. Yani dolayısıyla bu kadar yaşlanan bir filo kendini yenileyemediği için giderek artıyor şeyi, yaşlanması. Ve çöküşe doğru gidiyor endüstri. Bir sonraki slayta bakabilir miyiz? Bu da kapanan reaktörlerin ortalama yaşları. Bugüne kadar kapanan reaktörler ortalama 26 yaşında kapanmış. Yani aslında çoğu 40 yılda yaşamıyor. Bu da aslında bu kapanmanın hızlanacağını gösteriyor. Neden bu kadar erken kapananlar var? Çünkü mesela Almanya bütün nükleer santrallerini biliyorsunuz kapatma kararı aldı. Gelecek sene sonuna kadar Almanya nükleersiz bir ülke haline gelecek. Dolayısıyla çok erken politik kararlarla ya da ekonomik kararlarla ve bir kısmı da Çernobil'den sonra kapatıldı mesela İtalya'dakiler falan. Bir sonraki slide'a geçelim lütfen. Tabii Japonya'da kapatılanlar var. Yani şimdi bu bir projeksiyon, çok önemli bir projeksiyon bu. Mevcut gidişatın devam ettiği durumda 2050 yılında mevcut 400 civarındaki reaktör sayısının 100'e düşeceğini görüyoruz burada. Yani çünkü yaşlanma sonucunda yeni yapılanlara rağmen ve yaş uzatmalarına rağmen, o extension denen ömür uzatmalarına rağmen bunun şeyi, reaktör sayısı hızlı bir şekilde 100'e kadar düşecek. Bir sonrakine bakalım. Bu da yapım sürelerinin ne kadar uzun olduğuna dair bir grafik. Çin'de, Güney Kore'de ve Rusya'da beklenen yapım süresiyle gözlenen yapım süresindeki arasındaki farkı görüyorsunuz. Yani Türkiye'deki reaktörde yapan Rusya'nın kendisinde Rusya'daki reaktörler 10 yıldan aşağı bitmemiş gördüğünüz gibi hiçbiri. Beklenen, iddia edilen yapım süreleri 3-4 yıl. Akkuyu için de aynı şey söyleniyor. İşte 3-4 yılda, 5 yılda açılacağı iddia ediliyor ama hiçbiri 10 yıldan önce bitmemiş. Şimdi bunlara bakarak bir sonraki slayta da bakabilir miyiz?
Evet, bunu kapatabiliriz. Belki buna ikinci turda yer veririm. Çok kısa özetleyeyim şimdi bu ne anlama geliyor. Bütün bu anlattıklarım, yani bir reaktörün, ortalama bir reaktörün en az 7 milyar dolar, yani 1000 megawattlık bir tipik reaktörün 7 milyar dolar olduğunu, çok pahalı olduğunu, işte rüzgardan, güneşten falan çok pahalı hale geldiğini falan hepsini biliyoruz. Onları daha sonra da konuşuruz ama hesap şu. Eğer iklim krizine cevap vermek için mevcut %10 payını, elektrik üretimindeki %10 payını 2050'ye kadar sabit tutmak istiyorsanız, yani mevcut kapananlar vesaire vesaire biliyorsunuz, kapananlar var. Yaklaşık olarak bir de artan enerji ihtiyacı var. Yani bu %10'u sabit tutmak için 2050'ye kadar yaklaşık 1000 tane nükleer reaktör yapmanız gerekiyor. Bu da işte yılda ne yapar? Yılda 30 tane falan reaktör yapmanız gerekiyor. Şu anda bir yılda açılan maksimum reaktör sayısı en iyi yılda 3. Yani bu hızda, yani bir reaktör 10 yılda yapılırken ve bu kadar pahalıyken böyle bir hızda nükleer santral yapmanız ve bu %10'u bile sabit tutmanız mümkün değil. Kaldı ki kömürü kapatıp ya da doğalgazı kapatıp yerine nükleer koyacaksınız. Bu hiç mümkün değil. Dolayısıyla sadece bu basit, bir de buna tabii bir şeyi de ekleyin. Mesela mevcut reaktör filosunu arttırmayı düşünürseniz nükleer atık, yani radyoaktif atık o kadar çok artıyor ki bir hesaba göre Amerika'da kullanılamayan Yuka Dağı'ndaki meşhur radyoaktif atık deposundan 14 tane daha yapmanız gerekiyor. Artı uranyum yetmiyor. Çok daha düşük kalitede uranyum kullanmanız gerekiyor falan falan. Bir sürü nedenle bu pahalılık nedeniyle nükleer endüstri istediği kadar işte yeni ülkelere girmeye çalışsın ve kendini kurtarmaya çalışsın. İklim krizine çözümle nükleer enerji arasında herhangi bir ilişki yok. Ben böyle deyip bitireyim. İkinci turda bir iki cümle daha söyledim. Çok teşekkürler. Evet, buna devam ederiz ikinci turda da. Şimdi Pınar Hanım'la tekrar devam etmek istiyorum. Hem bunların üzerine de aslında siz de değerlendirmek istersiniz. Eminim ki nükleer enerjinin iklim üzerindeki risklerini sizinle konuşabiliriz. Hem insan sağlığı ve çevre üzerindeki risklerinden zaten şu andaki hali hazırdaki Fukushima'daki durumu da demin anlatabilirsiniz. Deminden kalan kısmını da. O yüzden bu mevcut durumu da bir değerlendirebilirseniz, insan ve çevre sağlığı üzerine etkilerini de değerlendirebilirsiniz Fukushima'nın. Sözü size bırakıyorum. Tabii burada çünkü Fukushima nükleer felaketinden sonra Japonya'nın reaktörleriyle ilgili nasıl bir hamle aldığına bakalım. Çünkü hani deprem ülkesi zaten hani derhal tüm reaktörlerini kapatma yönüne gitti Japonya. 54'tü önceki rakam. Daha sonra çalışabilir durumdaki reaktör sayısını 43 olarak açıkladı. Ancak o da revize edildi ve bugün sadece 9 reaktörü açılabilmiş durumdadır Japonya'nın. Elbette ki toplumsal muhalefetin de bunda çok büyük bir payı var. Hatta ulus aşırı kampanyalarla hani bugün o radyoaktif sulara karşı biriktirilmiş olan radyoaktif suya karşı nasıl bir kampanya yürütülüyorsa benzer şekilde hani başka ülkelerde nükleer santral kurulmasın veya işte reaktörler Japonya'daki reaktörler tekrar açılmasın şeklinde küresel küyerel diyebileceğimiz şekilde de hani etkinlikler ve toplumsal hareketler görüldü Japonya'da da. Ama burada tabii ki de etken faktör orada insan ve çevre sağlığının nasıl bir tehdit altında oluşuydu. Bu da hemen aklımıza o 20 kat yukarıya çekilen radyoaktif sınır dozlarını getirmeli. Yani 20 milisivert olarak ilan edildi yıllık sınır dozları ve bu halen geçerli. Yani kolaylıkla değiştirilebilecek bir şey değil. Çünkü o çevreye yayılan radyoaktif izotopların yarılanma ömürleri zaten milyonlarca yıla varabilir. Yani 8 gün yarılanma ömrü de var. Hani yarılanma ömrü nedir onu da söyleyeyim. Hani onunla çarpılıyor genelde o yarılanma ömrü süresi. İşte örneğin sezyum için 30 yıldır yarılanma süresi. Ama bunu hani 300 yıla kadar etkisi olacağını hani öngörmeniz gerekir bu radyoaktif izotopun. Bu şekilde bir reaktörün işte patlamasıyla hani ortaya çıkan izotoplar işte 200 çeşit vesaire olabilir. Yani insan sağlığı büyük tehdit altında, üstelik de hükümet
orada yaşayan, tahliye olan, kendi isteğiyle ve hükümetin yönlendirmesiyle tahliye olan tüm işte 380 bin kişinin 36 bini hala dönmüş olmasa da geri dönmüş olanlar bu 20 milisivert sınır dozlarında yaşamak zorunda ve ömürlük geri dönüyorlar neticede. Yani bu ömürlük işte 20 yıl, 30 yıl, yani yıllık sınır dozunun da 10 katına, 20 katına daha da uzun sürelere ulaşacağını öngörebilirsiniz. Kadınlar ve çocuklar için durum zaten hepten daha vahim. Çünkü hani etkisi daha fazla hissediliyor o tür metabolizmalarda radyoaktivitenin. Fakat elbette ki hani genel anlamda sağlık boyutu herkes için, tüm canlılar için çok büyük radyoaktivitenin. Fakat hani iklim, şimdi karşımızda nükleer enerji felaketin üzerine bir takım ülkelerin nükleer enerjiden vazgeçmesine evrilirken bir taraftan da yeşil enerji olarak hani mesela önce yenilenebilir enerji demeye çalıştılar ama hani farklar iyice hani ortaya çıktıktan sonra özellikle güneş enerjisinin maliyetleri %89 düştü. İşte rüzgar enerjisinin maliyetleri, üretim maliyetlerinden bahsediyorum, %70'e yakın düştü ve nükleer enerjinin üretim maliyetlerinin %26'ya çıktığı hani anlaşıldıktan sonra hepten bu yol ayrımı anlamına geldi ve şimdi ancak yeşil enerji gibi hani pazarlanabiliyor. Fakat demin Ümit'in de çok güzel değindiği gibi nükleer enerji asla iklim dostu değildir. Çünkü nükleer enerji salt, o kurulmuş olan binadan ibaret değildir. Yani Akkuyu'da yürütülmekte olan inşaatın karbon ayak izleri vesairesi hesaplanmalı, artı karbon salımı söz konusu, inşaat süreçleri, uranyum madeninden itibaren ele almanız gerekir meseleyi, yakıt sevkiyatı, yani uranyum madenciliği başlı başına bir sorun zaten. Çünkü orada hani bir takım özellikle radyoaktif gazlar vesaire insan sağlığı, çevre sağlığı açısından başlı başına bir sorun. Bu yani nükleer santraller de normal şartlarda etraflarına radyasyon yayıyorlar. Yani iklim riskinden öte hani radyoaktivite ile bağlantılı sorunları zaten önüne geçer. Aslında hani maliyetleri daha düşük bile olsa hani nükleer enerjinin asla ve asla hani başvurulmaması gereken bir enerji kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Kaldı ki enerji kaynağı da değil. Yani çok başka amaçları da var arka planda. Yani politik hedeflerle, amaçlarla kuruluyor neticede. Fakat şunu da söylemek gerekir ki hani bu bilimsel bir takım araştırmalar var. Orada da hani bu zincir içerisinde ele alındığında rüzgar ve güneş enerjisine göre, yani yakıt çevrimi içerisinde ele alındığı zaman rüzgar ve güneş enerjisine göre, örneğin güneş enerjisine göre 3 kat, rüzgar enerjisine göre 6 kat daha maliyetli rüzgar santrali. Ay, özür dilerim, nükleer santraller. Tüm bunlarla birlikte dünyada hani nükleer santrallerden yavaş yavaş aslında elini ayağını çekiyor. Demin Ümit biraz değindi. Amerika'da örneğin 104 reaktörden 94'ü hani açık durumda şu anda. İşte Almanya 6 reaktörünü daha kapatacak. 17 reaktörünü kapatmış olacak 2022'den sonra. Avrupa için Almanya'nın çıkışı zaten bir liderlik duruşu oldu. Ve hani Tayvan'da 4 reaktör kaldı, 4 reaktör kapatıldı. Böyle çok rakam var. Hani süremi bunlarla doldurmak istemiyorum ama Dünya Nükleer Endüstri raporu çok ciddi veriler. Demin Ümit de rakamlar paylaştı. Çok ciddi, önemli veriler sağlıyor bize bu konuda. Fakat yenilenebilir enerji gibi hani sunulan nükleer santral, hani söyleyeyim, yeşil enerji gibi sunulan bu nükleer santrallerin başka boyutları da var. Örneğin su kullanımı çok yüksek. Yani bizim iklim krizi nedeniyle suyla ilgili su kaynaklarına erişim veya su kaynaklarının efektif kullanımı gibi sorunlarımızın olacağı zaman zarfında
yani 1000 megawattlık bir reaktörün günlük 10 milyon ton su kullandığını, ki bu 6 milyon nüfuslu bir şehre, şehrin kullanımına tekabül ediyor. Bunu gösteriyor bize. İşte veya hani bir acil bir durumda bu 3 katına, 4 katına çıkıyor su kullanımı bu arada. Onu da düşünmek lazım. Ayrıca başka riskleri de var. Örneğin iklim krizinin sonuçları itibariyle de değerlendirebiliriz nükleer santralleri. Çünkü endüstriyel felaketler çağına da gireceğiz. İklim krizinin hani onları tetiklemesiyle, örneğin nükleer santrallerin tayfun veya hani fırtına, böyle şiddetli hava olaylarına maruz kalmasıyla, Irma ve Harvey kasırgalarında gördük. 2016-2017 yıllarıydı sanırım. Aynı Fukushima nasıl bize doğal afetlerin, yani Fukushima nükleer felaketi gibi bir felakete evrileceğini gösterdiyse, bu da yine tetikleyici bir rol oynayabilir. O nedenle hani risk büyüyor nükleer santraller açısından. Bakım onarımı gerektiren ve hükümetler siyasi kararları doğrultusunda nükleer santralleri kurdukları ve şirketlere destek verdikleri için izinler bağlamında örneğin. Ömürlerinin uzatılması, nükleer santralin ömürlerinin örneğin en son 100 yıla kadar uzatıldı bir nükleer santralin, Amerika'da bir nükleer santralin ömrü. Yani 40 yıllık hesap, 40 yıllık planlanıyor ve siz onun ömrünü 100 yıla uzatıyorsunuz. Hani kapatmanın, söküm süreçlerinin o kadar yüksek maliyetleri var ki hiçbir hükümet bunlarla uğraşmak istemiyor. O nedenle de ömür uzatmak aslında bizim ömrümüzden yiyen bir şey. Hani atık süreçlerini de düşünmemiz lazım tabii. Örneğin Finlandiya'da bitmeyen bir Onkalo atık deposu var. Ve bunun maliyetleri çok yüksek. Yani bütün her ülkenin bu tür maliyetleri kaldıramayacağını da öngörmek gerekiyor. Yine iklim krizi bağlamında düşünürsek soğutma suyu kaynağının kuruması, örneğin nehir, göl kenarı reaktörler olabilir. Burada 5-10 dereceye yakın bir fark olduğu için soğutma suyunun alındığı noktayla verildiğinden sonraki süreçte bu 2 dereceye kadar ısıtabilir ve biyoçeşitliliği etkileyebilir. Yani ekosistem üzerinde çok ciddi etkisi var nükleer santralleri. Yine 3 ay devreden çıkarılmasını gerektiren durumlar oluyor. Deniz kıyısındakilerin deniz seviyesindeki yükselmeler nedeniyle iklim krizi bağlamında deniz, yani 2 derece artışın örneğin 6 reaktörü tehdit ettiğini, 4 dereceye dönük bir küresel ısınmadaki artışın ise 7 reaktörü daha tehdit ettiği, hani senaryo çalışmaları var. Yani o santral tesis sahalarına deniz suyu dolabilir. Yani tsunami'den farklı bir etkendir bu. Yani bunlara dönük, mesela tesis sahasında nükleer atıklar bulunur, geçici depolama yapılır. Bunların hep tehdit altına, korozyon gibi bir takım sorunlarla karşılaşacağını ve radyoaktivitenin hep ekosisteme daha fazla karışma ihtimalinin bulunduğunu, özellikle de reaktörlerin ömürleri uzatıldığı için bakım onarım süreleri vesaire, hani hesap düzgün siyasi hesaplarla planlandığı için gerçekten önü alınmaz sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten ciddi anlamda sorunlar ve üzerinden gelinmesi çok zor sorunlar bunlar, bahsettikleriniz. Şimdi süremiz de çok az kaldığı için Türkiye'ye de değinmek istiyoruz. Hemen Ümit Şahin'e dönmek istiyorum. Türkiye ile ilgili, nükleer enerji ile ilgili son durum değerlendirmelerini de sizden alabilir miyiz? Tabii. Türkiye'ye geçmeden bu kalan 3 tane slide vardı galiba. Onları bir gösterebilirsek bu Pınar'ın demin söylediği yenilenebilir enerji ile ilgili karşılaştırmayı daha net yapabiliriz. Şimdi nükleer enerjinin artık terk edilmekte olduğunu en güzel bu slide gösteriyor. Gördüğünüz gibi işte bu 2004 ile 2019 yılı arasında mor çizgi nükleer enerjiye yapılan yatırım, toplam küresel yatırım miktarı, geri kalan ise işte mavi rüzgar, sarı güneş,
şeyde yeşilde diğer yenilenebilir enerjiler. Yani su hariç yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımı ve nükleere yapılan yatırımı görüyorsunuz. Zaten nükleerden artık enerji sistemi, enerji sektörü vazgeçmiş durumda. Bu çok açık. Bir sonrakine geçebilirseniz neden böyle? Yani neden böyle olduğu da yine yani bu da aynı şekilde eklenen kapasiteleri gösteriyor. Özellikle sağdakine bakarsanız rüzgar kapasitesinin ne kadar hızlı arttığını, yeni eklenen kapasitelerin, güneşin de sarıda bunu takip etmeye başladığını ama hiçbir zaman çok uzun yıllardır yani son 5-6 yıldır nükleerle ilgili kapasitenin güneşin bile çok gerisinde kaldığını görebiliyorsunuz. Bir sonraki slayta da bakarsak 2018'den itibaren de hidro dışı toplam yenilenebilir enerjinin, rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilirlerin hidro dışı yenilenebilirlerin toplam üretimi, elektrik üretimi nükleeri geçti. Yani dolayısıyla nükleer artık iyice marjinal bir enerji üretim biçimi haline geldi ki 10 yıl sonra bu grafiği tekrar görsek nükleerin bayağı bir artık neredeyse görünmez hale geldiğini göreceğiz büyük ihtimalle. Bir sonraki grafiğe de bakarsak bunun tamamen büyük ölçüde tabii bütün riskleri bir yana bırakılsa bile, bütün politik yanları bir yana bırakılsa bile aslında pahalı olmasından temelde kaynaklandığı çok açık. İşte nükleer enerjinin fiyatı son 2009-2019 arasındaki 10 yılda %26 artmış maliyeti, fiyatı değil de maliyeti artmış. Rüzgarın, güneşin maliyetleri ise neredeyse işte %70'e yakın düşmüş durumda. Kömürün diyelim burada siyah çizgide görüyorsunuz aynı kaldığını görüyorsunuz. Yani bu toplam levelized cost of electricity denen yaşam döngüsü maliyetleri artık nükleerin en pahalı enerji haline geldiğini gösteriyor. Bir sonraki slide'da da görürsek bunun nereye varacağını da göreceğiz. 2030 yılında nükleerin yani yenilenebilir enerji giderek ucuzlarken nükleer enerji giderek pahalanıyor. 2030'daki Avrupa için tahmin edilen rakamlar kilowatt saat başına kaç sent olacağını görüyorsunuz. İşte yaklaşık 14 ile 19 sente çıkıyor. Rüzgar ve güneş ise artık iyice ucuzluyor. Şimdi bir sonrakinde galiba Türkiye'ye geçiş sağlayacağımız küçük bir şey var. Türkiye'de bu en sağdaki grafikte Türkiye'de nükleerin maliyetiyle 2012'de elde edilen maliyetiyle güneşin maliyeti arasındaki fark nükleer mor olan sarı güneş. Dolayısıyla Türkiye'de de nükleer pahalı sanılan güneşten çok çok pahalı. Bir de biliyorsunuz Rusya ile yapılan özel anlaşma gereği zaten sabit fiyat garantisiyle çok çok pahalı. Bugün artık 12-35 sent gibi. Yani elektrik sektöründe duyulduğunda insanların tüylerini diken diken edecek bir rakam üzerinden siz akkuyuda üretilen elektriği satın alacaksınız. Oysa Türkiye'de solda gördüğünüz grafikte de görüldüğü gibi nükleere halkın 2018'deki en son rakama göre %66'sı karşı. Şimdi kaldırabiliriz bu şeyi. Halkın karşı olması meselenin bir demokrasi boyutu olduğunu da gösteriyor. Akkuyu meselesiyle ilgili hani son iki dakikada bir şöyle bir yorum yapayım. Bütün bu anlattıklarımız aslında Türkiye'de nükleer enerji yapma çabalarının, nükleer santral kurma çabalarının, nükleer enerji dahil etme çabalarının ne enerji sektörüyle, ne iklim değişikliğiyle, ne ekonomiyle bir ilgisinin olmadığını gösteriyor. Yani bu bir enerji politikaları tartışması değil aslında artık. Bu tamamen bir jeopolitik, dış politika. Türkiye-Rusya ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye'nin dünyada kendini konumlandırdığı yer, diğer bir takım askeri ya da ekonomik pazarlıklar gibi jeopolitik, jeostratejik bir mesele. Yani nükleer enerjiye Türkiye'nin yatırım yapmasının herhangi bir ekonomiyle, teknikle, enerji ihtiyacıyla falan izahı maalesef yok. Artı tabii ciddi bir kaza riski, tıpkı Fukushima'daki gibi. Neredeyse batak bir alana yapılıyor akkuyu da biliyorsunuz temel çatlıyor sürekli çünkü denizin kenarında ben defalarca girdim o alana da yani bu kadar susamamamızın temel nedeni bu konuyla konuşurken benim herhalde 30 yılım nükleer karşıtı aktivist olarak 30 yılıma yaklaşıyorum yani
Bu Akkuyu deprem bölgesi olması, denizin kenarında olması, deniz seviyelerinin yükseldiği bir dönemde bunun yapılıyor olması ve aslında her şey bir yana bırakılırsa Türkiye'nin bir başka ülkeye bir alanı 100 yıllığına bırakıp, yani çünkü anlaşmaya göre biliyorsunuz nükleer santrali, Akkuyu nükleer santralini inşa edecek Rusya, Rosatom işletecek ve kapatıldıktan sonra söküm aşamasına kadar 40 yıl işletim, 40 yıl söküm olsa, bir 15-20 yılda inşaat olsa, yani 80-100 yıl, bu 100 yıl sonuna kadar en az o bölge Türkiye'nin denetiminin dışında, hiçbir atık üzerinde Türkiye'nin söz hakkı yok, atıklar konusunda yok, kaza konusu, bir kaza olsa Türkiye'nin ne kadar söz hakkı olduğu belli değil vesaire. Ve üstüne üstlük bugün artık kabul edilemeyecek kadar çok yüksek bir alım garantisiyle o elektriği Rosatom Türkiye'ye satacak ve dolayısıyla bu bizim elektrik maliyetlerimizi, tüketicinin de elektrik faturalarını dahi çok yükseltecek. Dolayısıyla Türkiye'de ben zaten Akkuyu nükleer reaktörlerinin şu anda temeli, üçüncüsünün temeli atılan reaktörlerin bitmesinin de bir sürü nedenle, başta ekonomik nedenlerle çok kolay olmadığını düşünüyorum ama zaten 10 yıldan aşağıda bu inşaatlar bitmez. Dolayısıyla bu meselenin politik bir mesele olarak, bir dış politika meselesi olarak tartışılması ve iklimle, hele iklim değişikliği hiçbir alakasının olmadığının net olarak ortaya konması gerekiyor. Çok uzattım, kusura bakmayın. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir bitiriş oldu aslında. Süremizin sonuna geldik, hatta aştık. O yüzden ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ümit Şahin, Pınar Demircan, değerli yorumlarınız için. Seyircilerimize de çok teşekkür ederiz. Çok önemli bir konuyu tartıştık. Daha da tartışmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.